Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yanımızda iş insanı Murat Yonar var. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz sormalı. Biz de iyi. Sizinle güzellik konuşacağız bugün. Evet. Güzellik salonunuza gelen müşterilerinizle nasıl işlemler, nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle bizim güzellik salonumuza gelen müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyoruz. İhtiyaçlara göre uzmanlarımızın yönlendirmelerini yapıyoruz. Ciddi bir analiz yapılıyor. Hangi hizmeti alacaksa eğer ona göre bir analiz yapıldıktan sonra belli bir aşamalardan gerekli bakımlara geçiyor. Bakımlara karar veriliyor. Peki ne istiyor insanlar en çok? Onu sorayım size. Yani genelde bize gelen müşterilerimizin çoğunun talebi en çok insanların istediği şeyler zayıflama, epilasyon, lazer epilasyon, buz lazer epilasyon biz uyguluyoruz aynı zamanda. Cilt bakımlarının türevlerini, cilt yenileme işlemlerinin türevlerini istiyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Kadın erkek fark ediyor mu? Herkes geliyor mu? Aslında biz bir dönem uzun yıllar boyunca sadece kadınlara hizmet veriyorduk. Çünkü çok yoğun bir talep vardı. Bazı müşterilerimizin de işte kadın müşterilerimizin erkek arkadaşları veya eşleri. İşte eşleri veya kardeşleri, çocukları geldiği zaman da işlemleri alıyoruz onları da. Ve bazen böyle hani bir güzellik merkez, güzellik salonu, ne hocam? Bazen böyle bir güzellik salonuna gidince, ben kendim de çok gittiğim için tabii haliyle, böyle kadın kadın olmak daha güzel gibi geliyor ama erkekleri de orada biraz eziyoruz gibi oluyor herhalde değil mi? Onların da hakkı olması lazım. Çok aslında talep var erkeklerden. Özellikle televizyon önünde çalışan erkek müşterilerimizin de bize işte haber spikerleri geliyor. Tabii ki. Oyuncular geliyor. Onların da çok fazla talep oluyor. Ama daha çok dediğim gibi kadın ağırlıklı çalışıyoruz. Yine aynı şekilde televizyon önünde çalışan kişilerden talepler geliyor bize. Peki firmanızın hizmet politikası nedir? Neler uyguluyorsunuz? Bizim hizmet politikamız şöyle. Biz tamamen 10 yıl önce kurulduğumuz gibi müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Tamamen müşteri memnuniyetinin en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu sebeple personel alımlarımızdan tutun da yapacağımız bütün işlemleri, uygulayacağımız bütün hizmetlerde müşterilerimizin memnun olması, mutlu ayrılmasını istiyoruz. Verdikleri paranın karşılığını almalarını istiyoruz ve biz de haksız kazanç yapmamış olmamız istiyoruz. Tabii yani az paralar da değil çünkü yani şimdi piyasaya baktığımız zaman gitgide zamlanmaya da başladı. O yüzden herkes parasının karşılığını almak istiyor haliyle zamlanıyor tabii ki. Daha çok etik çalışmaya önem veriyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bizim amacımız tamamen müşteriye doğru bilgiyi vermek. Türkiye'de maalesef bazı meslektaşlarımızı mı desek artık bilemiyorum artık ama... Meslektaş sayılırlar mı bilmiyoruz. Müşteriye doğru bir bilgi verme noktasında biraz sıkıntılı süreçler yaşayabiliyoruz. Ama biz en başından, sürecin en başından başlayacağımız hizmetin sonuna kadar doğru bilgiyi verme noktasında çok hassasız. O noktada bütün oluşabilecek sıkıntılarda, problemlerde veya zaten işte müşterinin yanında müşteriyi oluyorsun. Bilgilendiriyoruz. Peki siz hani bu konuda çok hassas davranıyorsunuz. Müşteri nelere dikkat edecek? Yani o bir güzellik salonunu seçerken neye bakması lazım? Aslında güzellik salonunu seçerken şimdi gündemimizde olduğundan dolayı söylüyorum. En baştaki konu hijyen. Gittiği salonun hijyeninin çok önemli. İşlem aldığı odalar veya işte uygulanan cihazların sterilizasyonu bunlar uzmanlar. Gerçekten çok önemli. Sonrasında da uzmanların mesleki yeterlik belgelerinin olup olmadığı, firmanın ruhsatının olup olmadığı, esnaf ve sanatkarlar odasına kaydının olup olmadığını bu firmanın ciddiyetini gösteren ve yaptığı işi ciddiye alındığını gösterir. Evet, birçok kişi bunu sormuyor. Yani şöyle ki yani güzellik salonunu az buçuk etraftan hani biraz kulaktan dolarak, duyarak gidiyoruz. İşte sosyal medyadan bakarak gidiyoruz. Arkadaşlarımızın memnuniyetine göre gidiyoruz ama ben oradaki uzmanın yeterlik belgesini nasıl anlayacağım onu size sorayım. Yani neye bakmam gerek? Şöyle aslında tabii orada gittiğinizde firmanın bir yetkilisi oluyor. Mutlaka sizinle ilgilenen bir yetkili oluyor. Tabii. Ona sorabilirsiniz. Veya zaten girdiğinizde alanlarda, hizmet aldığınız alanlarda uzmanların belgelerini görebiliyorsunuz. Veya firmanın belgelerini görebiliyorsunuz. Aslında siz bunu talep de edebilirsiniz, söyle edebilirsiniz. Çünkü bu ciddi bir iş aslında. O yüzden... bu konulara dikkat etmekte çok fayda var. Diyot lazerde, epilasyonda bu kadar iddialı olmanızın sebepleri nelerdir? Buz lazer epilasyonda biz uzun yıllar deneyim elde ettik ve çalıştığımız firmaların gerçekten konusunda uzman firmaları tercih etmeye özen gösterdik.
yaptığımız hizmetlerde zaten müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için bu noktada biraz daha hassas seçimlere yöneldik. Peki diyot lazer artık böyle bizim en çok duyduğumuz şey. Yani diğer lazer cihazları artık böyle çok duyulmamaya başladı. Çünkü yine kullanılıyorlar tabii ki ama diyot lazer neden bu kadar çok tercih ediliyor? Şimdi mesela her ten rengine uyduğu söyleniyor ya da her kıl kökünü gördüğü söyleniyor. Evet. Gerçekten bu son teknoloji midir? Gerçekten son teknoloji. Diğer lazer epilasyon sistemlerine nazaran daha acısız, ağrısız, dört mevsim yapılabilen. Tam acısız, ağrısız değil ama diğerlerine göre çok daha iyi örnek değil mi? Örnek verecek olursak Alexandra'ya göre biraz daha acısız ve ağrısız bir işlemdir. Örneğin Alexandra sistemde işte yazın yaptıramıyorsunuz ama buz lazerde, diyot sisteminde yaz kış yaptırabiliyorsunuz. Bir de ince ve kalın tüyleri görüyor aynı şekilde. Hepsini görüyor. Ten renginde de aslında ten rengi aslında seçimi yok. Hem açık tenlerde hem bronz tenlerde hatta bizim siyahi müşterilerimizde bile gerçekten çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Peki lazer tedavilerinden sonra yani lazer epilasyondan sonra genelde insanlarda şey şikayeti çok oluyor. Leke kaldı, yandı, oldu, bu oldu. Diyotta sanırım bu da sıfıra yakın bir şey değil mi? Diyotta sıfıra yakın bir şey. Bizim bir de özellikle kullandığımız diyot epilasyonda kullandığımız bazı özel ürünler var. Yine kendi firmamızın üretimi olan. Estezen nemlendirici losyonlarımız var. Aslında bunlar hem ciltte oluşabilecek tahrişin önüne geçiyor hem de içerisinde E vitamini olmadığı için kıl kökünü beslemiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Epilasyonla birlikte kullanıldığı zaman çok daha hızlı sonuçlar elde ediyorsunuz ve daha başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Epilasyondan sonra mı öneriyorsunuz? Epilasyonla başlamadan 3 gün önceden bütün müşterilerimiz kullanmaya başlıyorlar. Başladıktan sonra da yine her seans öncesinde, 3 gün öncesinde ve 3 gün sonrasında da devam ediyorlar ve sonuçlar gerçekten buna göre daha iyi oluyor. Sonuçları iyileştiren ürünler yani aslında. Destekleyen ve iyileştiren aslında ürünler. Çünkü peki, içerisinde E vitamini yok, kıl kökünü beslemiyor. Dışarıdaki nemlendiricilerden biraz daha farklı. Peki yüz bölgesinde epilasyon, yani şimdi erkeklerde gerek oluyor, kadınlarda gerek oluyor. Yüz bölgesinde epilasyon, lazerliler değil de sanırım kıl kökünü yapılan. İğneli epilasyon, özellikle kıl köküne yapılan makineleri tercih ediyoruz. İğneli epilasyon herhalde ilk epilasyon cinslerinden biri. İlk epilasyon cihazlarından biri. Onun genelde böyle çok acılı olduğundan falan bahsedilir. Böyle dayanılmayacak bir şey mi yoksa onda da teknoloji biraz ilerledi mi? Aslında yine aynı. Çok fazla ilerlemedi ama en etkili ve yüzde en doğru seçim olarak iğneli epilasyonu biz bütün müşterilerimize yüzdeki söylüyoruz. Yüzdeki ince tüyler için bahsediyorsunuz değil mi? Pek ince değil, daha kalın tüyler için. Evet, geçerli oluyor. Bir de bizim şöyle bir durumumuz var. Türkiye'de lazer epilasyonu için söyleyecek olursak paket sistemini bırakmış, tek seans ödeme sistemini geçmiş ve bunu başlatmış ilk firmalardan biriyiz. Paket sistemi biraz yalan değil miydi zaten? Biraz yalan. Ben paket alıp da sonucunu gören hiç kimseyi görmedim. Yok, o, şimdi zaten biraz yanlış bir toplumu yanlış bilinçlendirme de burada söz konusu. Genelde Türkiye'de diyorlar ki işte hani 10 seans. Güzellik salonlarında 8 seansta, 10 seansta bitiş bitecek garantisi. Bunun yani garanti verilmesi yanlış bir şey. Bitiş sürecinin verilmesi yanlış bir şey. Bu sadece Türkiye'de yapılan bir işlemdir ama biz 10 yıldır bütün müşterilerimize bitiş garantili çalışmıyoruz. Kesin. Çünkü herkesin kıl yapısı farklı, hormonal durumu farklı, beslenme durumu farklı. Kullandığı ilaçlardan dolayı kıl kökünü yani, etkileyen sebepler olabilir. Mesela sizinle benim aynı anda epilasyonu başlayıp aynı seansta bitirmeniz mümkün olmaz değil mi? Yani bir erkek bir kadın. O bile mesela işin ne kadar yalan olduğunu aslında bir şekilde gösteriyor. Evet. Yani paket sistemi doğru bir sistem değil. Artık bunu anlayıp seans başına ücret ödeyerek gitmek seans gerekiyor. Seans başına biz tamamen müşterilerimiz bize geldiklerinde memnun kaldıkça devam etmelerini istiyoruz. Sonuçları gördükçe devam etmelerini istiyoruz. Eğer bize memnun kalmazlarsa herhangi bir bağlayan, herhangi bir sözleşme bilinenin aksine biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kesinlikle olmayacak. Nasıl bir kafeteryaya, bir restorana gidersiniz, çay kahve içersiniz, memnun kalırsanız devam edersiniz, memnun kalmazsanız bir devam daha etmezsiniz. Tabii. Biz de aynı sistemde tamamen müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Devam ediyorsunuz. Evet. Gelelim cilt bakımına. Evet, benim de en çok merak ettiğim. Cilt bakımında hangi protokolleri uyguluyorsunuz? Cilt bakımlarında biz tamamen yine az önce bahsettiğim gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik cilt analizleri yapılıyor. Eğer bir leke problemim var, akne problemim var, buna özel spesifik olarak uzmanlarımızla ilerleyecekleri yollar seçiliyor. Leke protokolleri, akne protokolleri, kırışıklık giderme, kolajenik uygulamaları, bu tarz işlemler yapıyoruz. Hepsi yapılabiliyor Hollywood aslında. Hollywood bakımı tarzında da yine. Ama gerçekten size gelen müşterilerle öncelikle görüşme yapılıyor. Mutlaka. İhtiyaçları tabii, belirleniyor. Evet. Siz bazı şeyler belirliyorsunuz, müşterinin bazı istedikleri var. Ortak bir protokol belirleniyor tabii, değil mi? Tabii ama zaten en başta şunu söylüyoruz. Lazer epilasyonda da veya cilt bakımında da aynı şekilde
herhangi bir sağlık problemleri veya alerjik bir problemleri var mı yok mu onu öğreniyoruz. Tabii ki. Sonrasında yapılacak olan protokollere karar veriyoruz birlikte. Karar veriyoruz. Peki bölgesel inceleme nedir? Zayıflama ile alakalı neler yapıyorsunuz? Zayıflama ile alakalı birçok aslında cihaz kullanıyoruz. Hem G5 bilinen, herkesin bildiği evet. eski bir... Benim en sevdiğim. Eski evet. bir sistem, kolay bir sistem ama ya bence en herkesin etkisini. Aslında yapılacak ihtiyacı olan bir şey. Aynı zamanda EMS sistemlerini kullanıyoruz ve yine aynı şekilde... EMS bu beraberinde spor yapılan... Veren, evet o tarz yani, cihazlar tamam. ve aynı zamanda Magic Prop da kullanıyoruz. İşte cildin 3 mm altına radyo frekans ses dalgaları göndererek oradaki yağ dokusunu parçalıyor. Tabii bunu yaptığımız zaman da bütün bu zayıflama işlemlerini, kombinlerini yaptığımız zaman da müşterimize söylediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de spor ve bol su içmeleri, beslenmelerine dikkat etmeleri. Yoksa bizim yaptığımız işlemler destekleyici. Her işlemler. Seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Benim de takipçilerim biliyor, ben de birçok cihazı kullanıyorum, hepsinden faydalanıyorum ama sonra eve gidip kısır ve börek yemiyorum. Yani. Canım çok istese de onlara da dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ki geldiniz. Çok sağ ayağınıza sağlık. Biz Sherlock'la birlikte lazer epilasyonu dinledik. Gideceğiz şimdi. Onun da diyot lazere ihtiyacı var. Görüldüğü gibi. Kadınca TV'de yeni bir bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.